Yine TUMOK Bursa'yı koordinasyon kurulu olarak üst birliğimize bağlı pek çok ildeki koordinasyon kurullarında yapıldığı gibi yakın tarihte kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunları için bir basın açıklaması yapmıştık. Ancak özel sektörde ücretli ve serbest çalışan meslektaşlarımızın iş yeri, fabrika, toplumsal yaşam içerisinde karşı karşıya kaldıkları giderek artan işsizlik, ücretli çalışanların asgari ücret mücadelesi ve krizin çalışma yaşamına etkileri de yadsınamaz boyuta gelmiştir. Tüm meslektaşlarımıza iş ve insan onuruna yakışır bir yaşam diliyoruz. Ülkemizin içinde olduğu kriz alanlarımızı da derinden etkilemektedir. Meslek alanlarımızı da derinden etkilemektedir. Emeğin serbest piyasa adı altındaki sömürü ortamına terk edilmesiyle meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu nispeten güvende hissedecekleri ücretli çalışma alanlarına yönelmektedir. Parasal kayıplar da böylelikle azaltılmıştır. SGK tarafından protokolün tek taraflı olarak feshedilmesiyle ücretli çalışan meslektaşlarımız düşük ücretle çalışma ve primlerinin eksik yatırılması sorunuyla karşı karşıya bırakılmış, kayıt dışı istihdamın önü açılmıştır. Gerçekleşmeyen prim ödemeleri nedeniyle kamu zararı uğratılmıştır. Yukarıda açıkladığımız nedenlerle aklını ve emeğini ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için kullanan, insanca bir yaşam uğruna alın terini döken yüz binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının düşük ücretleriyle kayıt dışı istihdam edilmesi ve kamunun zarara uğraması engellenmelidir. İşsizlik ne yazık ki artık serbest çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının da sorunlarının başında gelmektedir. Kontrolsüzce açılan üniversiteler ve arttırılan kontenjanlar nedeniyle her yıl binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı iş bulamamakta, bunun getirdiği sorunlara paralel olarak haksız rekabetle boğuşmakta, diğer yandan hukuksal olarak takip edilemeyen en az asgari proje bedelleri nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar. Çağlanan ve SGK tarafından 2017 yılında tek taraflı olarak feshedilen SGK ile TUMOP arasındaki asgari ücret işbirliği protokolü yeniden yürürlüğe konmalıdır. Meslektaşlarımızın 2019 yılı için TUMOP tarafından ücret altında kalması engellenmelidir. Güncelliyorum 2023 yılı. Sendikalaşma, güvenceli çalışma, güvenceli iş, toplu sözleşme tüm çalışanların hakkıdır. Bilimsel ve teknik bilginin üretildiği, meslektaşlarımızın görev yaptığı güvencesiz ve esnek çalışma alanlarında iş güvencesi sağlanmalıdır. Fabrikada, ofiste, sahada ve şantiyede cinsiyet ayrımcılığı ve mobbing engellenmelidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüm çalışanların ve tüm meslektaşlarımızın hakkıdır. İş cinayetlerinin ve iş kazalarının önüne geçilmelidir. Mesleklerimizin temellerinin aşındırılması, toplumla arasındaki bağın kesilmesi, mesleklerimizin kamusal özelliklerinin ortadan kaldırılması kabul edilemez. Meslektaşlar arası azalan güven tekrar güçlendirilmelidir. Ülke sanayisi ve tarımını bitiren, meslek alanlarını yok eden ranta dayalı ekonomi politikaları terk edilmeli, üretime, sanayileşmeye, kalkınmaya dayalı ekonomi politikaları benimsenmelidir. Hem toplum kesimlerinin hem de meslektaşlar arasında gelir adaletsizliği ortadan kaldırılmalı, herkese insanca yaşayabileceği temel ücret hakkı tanınmalıdır. Meslek alanları geliştirilerek istihdam üretime dayalı olarak artırılmalı ve işsizlik azaltıcı politikalar geliştirilmelidir. Ülke düzeyinde insani yaşam koşullarına uygun asgari ücret, kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı tüm çalışanlara ayrım gözetmeksizin tanınmalıdır. İnsan yaşamı için hayati öneme sahip, yapı üretim sürecinin önemli ayağında yer alan, serbest çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının serbest piyasa koşullarında kaybolmalarına izin verilmemeli, hizmet üretimleri ve kazançları devlet takibi ve güvencesinde olmalıdır.